Önceki akşam Asmalı Mescid'de görüntülenen Nejat İşler, muhabirlere küfürler yağdırdı. Alkolün dozunu fazla kaçıran ve ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Fotoğrafınızı çeken arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfrettiniz. Size yakışmadı. Sözlerine, ispat edin, mahkemeye gidin," yanıtını verdi Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, uzun zamandır İstanbul'da gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler önceki akşam Asmalı Mescid'de kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile objektiflere yansıdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran İşler, kendini bir mekanda buldu. Kocaoğlu ile vakit geçiren Nejat İşler, kapıda kendisini görüntüleyen muhabirlere küfürler yağdırdı. "Müşteriler, arkadaşlar aldırmayın, tanımıyor musunuz hiç? Değişmemiş, her zamanki Nejat İşler. Siz takılmayın," diyerek, muhabirleri teskin etmeye çalıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmak isteyen ünlü oyuncu, Rıza Kocaoğlu'nun omuzuna tutunarak, kendilerini bekleyen taksiye yöneldi. Ayakta durmakta güçlük çeken işlere gazeteciler, "Efendim fotoğrafınızı çeken muhabir arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfrettiniz. Size yakışmadı." sözlerini yöneltti. "İspat edin, mahkemeye gidin," diyen Nejat İşler, ardından bindiği taksinin camını açarak gazetecilere orta parmak işareti yaptı. Daha sonra kahkaha atan oyuncu, evinin yolunu tuttu. Öte yandan uzun bir süre önce Bodrum'a yerleşen Nejat İşler, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. İşler, "Maddi anlamda güvence altında mısın?" şeklindeki soruya, "Çalışırsam evet. İki yeğenim var, ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar." yanıtını vermişti. Ayrıca Bodrum'daki evini kapatıp, İstanbul'daki bir otele yerleştiğini söyleyen oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor. Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş, kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak Nejat İşler, yönetmenlik yapma fikrine nasıl baktığı sorulunca ise şu ifadeleri kullandı: "Her şeyin bir zamanı var, ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi olabilir, diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim."